Yani ahireti hafife alma var, cehennemi hafife alma var. Bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin azabını, ikabını hafife alma var. Ondan dolayı bu çirkin sözler bizim toplumda da var. Adam ne diyor? Ya yeter artık namaz kıldın, kıldın, kıldın. Bir şey olursa senin günahın benim boynuma gel. Gel diyor, kılma bu kadar. Adamı ne yapıyor? Hayırdan alıkoymaya çalışıyor. Bazıları da ne diyor? Bazıları da diyor ki adamı içki masasına çağırıyor. Ya iç bir şey olmaz ya, ne olacak ya, senin günahın benim boynuma. İç. Bak bunlar hep alay var, inkar var, hafife alma var. Bugün günümüzde çokça var, bunları hep görüyoruz. Ondan dolayı kardeşler işte bugün bizim toplumun çokça dillendirdiği meselelerdir bunlar. Veya annelerimiz, babalarımız, İşte eşlerimiz, çocuklarımız, yani akrabalarımız, ya yeter yeter o kadar ibadet ediyorsun, o kadar ruhbanlaşıyorsun, yani Allah yaka yaka seni mi yakacak adam diyor, haşa. Yani bu kadar kimse kalmadı Allah seni mi yakacak diyor, haşa. Burada ne var kardeşe? Tahfif var, hafife alma var. Burada Allah Azze ve Celle'nin azabını küçümseme var. Dolayısıyla bunların hepsi çirkin, pis, şirk sözlerindendir. Her kim böyle bir söz söylerse Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar etmiştir. Gerek alay ederek, gerek hafife alarak, gerek de inkar ederek inkar etmiştir. Ondan dolayı biz diyeceğiz ki bu söz aynı Ebu Cehil'in sözüne benziyor diyeceğiz. Biri söylerse. Senin bu sözün Ebu Cehil'in sözüne benziyor diyeceğiz. Çünkü halk arasında bu çok kullanıldığı için bunu örnek vermek istedim. Senin günahın benim boynuma, senin günahın benim boynuma gibi sözler çokça işitirsiniz. Allah Azze ve Celle de zaten ayetin devamında onların hiçbiri birbirinin günahlarını yüklenecek değillerdir diyor. Değillerdir. Çünkü onlar yalancıların ta kendileridir. Onlar cehennemi gördükleri zaman kaçacak yer arayacaklar. Birbirlerinden kaçacaklar. Nasıl yüklensinler birbirlerinin günahlarını? Olabilecek bir şey mi? Yok. Allah Azze ve Celle geleceği bildiği için onlara yalancı diyor. Kıyamet günü onları yüz yüze getirdiği zaman onlar onlardan kaçacağı için Allah Azze ve Celle onlara yalancılar diyor. Yoksa o an söylediklerinde doğru söylüyorlar. Kafirler çünkü. Ama kıyamet günü bunlar kaçacaklar, sözlerini tutmayacaklar. O ateşi gördükleri zaman birbirlerinden kaçacaklar, verdikleri sözleri unutacaklar. Ne günahı? Aman diyecek, benden uzak olsun. Doğu ve batı gibi benden uzak olsun diyeceklerdir.